gitmeniz gerekiyor. Öyle. 2 dakika telefonu açmadık, olanları görüyorsunuz. Ben ne yapacağım burada? Şimdi sizi eve bırakayım diyeceğim ama... kimseyle yüzleşmeye hazır değilsiniz. Yok yani değilim. Ben düşündükçe hala dehşete kapılıyorum. Şimdi Fırat akşam gelecekmiş ya. Siz de geç gitseniz olmaz mı? Olmaz Deniz'im. Sen kaçak bir gelin. Ben garip bir sermez. Zaten herkes... mesaj olaylarını da biliyor, çözerler işi. Gerçek duygularını bilmek isterdim. Yani kim ne düşünür, kim ne der. Öyle bir derdimiz olmasaydı. Burada kalmak isterdim. Ben senin için tehlikeliyim Deniz. Benim sevgim başa bela olur. Ben her şeye razıyım. Benim yüzümden mi kaçtın nikahta? Sermet, sakin ol oğlum. Bir şey yok. Uf, içim şişti vallahi ya. İyi misin Narna? Ahmet. O şartlar altında yaşaması mümkün değil mi zaten? Kim bilir ne acılar çektiniz. Kim bilir nasıl uğraştınız onu kurtarmak için. Ahmet. Yapılacak her şeyi yaptık. Başhekim çok iyi bir adamdı. Bize çok yardımcı oldu. İlaç firmalarından bedava ilaçlar temin etti. Hatta tedavisi için para bile almadı ama... durum işte gittikçe daha kötüye gitti. Annemi hiçbir şey belli etmedik. Melek de son ana kadar abime baktı bebek gibi. Çok sevdim ben Mehmet'i. Çok sevdim. Ama işte yaradan onu erkenden aldı aramızda.
Melek. Benim sana söylemem gereken bir şey daha var. O geceyle ilgili. Mehmet Ecevi de ölmedi. Yani ben de o gece evdeydim. Şahin. Anneciğim, ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Anneciğim, ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Anneciğim, ikiniz de ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm. Kızım, ne diyorsun sen? Sen çekil şuradan be. Allah muhafaza. Ne yaptıysa. Şadi öyle şey yapacak kız mı? Ne yaptıysa. Ya, ömür boyu hapse atarlar küçücük kızı. Amca, ne tarafa gidiyorsun? Atla şehire kadar bırakayım seni. Ah, razı olsun. Sen de kalkacaksın. Senin Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Annem için yapılacak bir şey yoktu. Ama Mehmet. Mehmet hala yaşıyordu. Ya ne yaptıysam ikna edemedim onu odadan çıkarmaya. Bırak öleyim diye yalvardı. Ya çok duman vardı abla. Ya boğulacak gibi oldum. Yani çok korktum ya. Ne yapacağımı bilemedim. Acılarını dindirmemi istiyordu abi. Sonra ben de işte... Bir tanem. Şadiye, sakın kendini suçlama, tamam mı bir tanem? Bak, Mehmet bir hafta 10 günlük ömrü kaldığını biliyordu. Beni doktorla konuşurken duymuş. Demek ki acısız bir şekilde ölmeyi tercih etti. Şadiye, neler yaşamışsın, neler çekmişsin böyle. Sonra işte çektim gittim evden. Ben seni çok aradım Şadiye.
Ya kızım katilim ben. Katilim yani. Nasıl çıksaydım insanların içine? Çok canım yandı ya. O acıyla zaten kendimi oradan oraya vurdum. Sonra işte kader beni ablamla karşılaştırdı. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.